Yıllardır tartışa gelen bir soruyu gelin biraz da biz tartışalım istiyorum. Bilginin havada uçuştuğu bir çağdayız. Herkes her şeye ulaşabilir durumda neredeyse. Ignorance is bliss denilen cehalet mutluluk mudur sorusu karşımıza geldi. Hocam, ya cehalet mutluluk mudur? Yani bilmezsek hayat karşısında daha mutlu olabilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Şimdi mutluluk ama işte nasıl bir mutluluk? Şimdi mutluluk da seviyeli olan, seviyelerle olan bir şey. Şimdi birincisi ağrısızlık ya da haz mutluluk sanılabiliyor. Dolayısıyla bilgisi az olanın derdi az olur, derdi az olanın ağrısı az olur, ağrısı az olanın da görece mutluluğu çok olur diye bir yorum yapabiliriz. Bilmek demek daha fazlasını öğrenme gayreti de olması demek. Bu kaçınılmaz çünkü dünya ile ilgili öğrendikçe her öğrendiğin şey 1000 tane yeni soru çıkarır. Bu da senin hem vaktini alır, hem zevkten, keyiften feragat etmene neden olur. Yani bir şekilde onları, o bilginin peşinde koşmak için uğraşman gerekir. Bu da dolayısıyla insanı dışarıdan daha meşgul ve görece mutsuz gibi yapar. Özellikle de bulduğun bazı cevaplar hoşuna gitmezse gerçekten dönem dönem böyle hakikaten modun düşer, moralin bozulur falan filan. Kendini mutsuz hissedebilirsin. Ama neticede hakiki mutluluk dediğimiz şey bir kere tadıldıktan sonra cehaletin ne kadar aslında dipsiz bir kuyu olduğunu insan fark eder. Şimdi cehalet içerisinde herkes kendi aleminde kendince elindekini yeter, zihnindekini tamam ya da kendini bilgili addedebilir. Fakat daha üst bir bilgi seviyesinde çıkıp da geçmişe baktığı zaman ay ya ne kadar bilgisizmişim falan der. Yani hepimiz mesela çocukluk dönemimizde inandığımız şeyleri şimdi düşünce bize garip gelir. Ama ve lakin aynı şeyi işte mutluluk için pek düşünemiyoruz. Mesela belli bir bilgi düzeyinde insan belli şeylere inanıp çok gerisini sormayıp da yaşadığında gayet mutluymuş gibi yaşayabilir. Hayatında ciddi bir sorun çıkmaz. Ama olur da bilgi, anlayış, idrak düzeyinde birkaç basamak yukarı çıkar da eski olduğu yere bakarsa o eski olduğu yer ona bir kuyunun dibi gibi gelebilir. Yani ben nasıl yaşıyormuşum o kafayla? Nasıl davranmışım böyle vesaire diyerek aslında enteresan bir sızı hissedebilir. Dolayısıyla mutluluk her bilgi düzeyinde mümkün ama cehalet, burada hemen altını çizeyim, bilgisizlik değildir aslında cehalet. Bilgisizlik halinin verdiği mutluluktan biraz bahsetmeye çalışırız cehalet mutluluk deyince. Gerçek cehalet öğrenmeyi reddetmektir. Yani önünde olmasına rağmen, gözünün önünde olmasına rağmen onu öğrenmek için bir niyet göstermemek ya da öğrenme imkanı doğduğunda da onu vücudun ve zihnin kaldıramayacağı için öğrenmeyi reddetmektir. Şimdi bu hal zaten o az bilgi durumunun getirdiği konfor alanını ve rahatlığı bozmamak içindir. Yani insan oradan ayrılmak istemez. O bildiği bir yerdir çünkü. Hani çok okuyup da düşünüp de filozof mu olacaksın arkadaş falan gibi laflar var ya işte bu konfor alanı bozulmasına işaret eder o. Ama bir kere insan anladığından, ezberlediğinden daha farklı bir dünya olduğu gerçeğine dokunacak olursa yani zihni kendi içerisindeki hazır ezberler dışında bir ihtimalin varlığını kavramaya başlarsa işte orada ya rahatsızlık başlar, harekete geçer ve öğrenmeye başlar, zihni genişletir. Ya da bütün kapıları, duvarları tekrar örerek kapatır ve bağnazlık başlar. Yani insan bağnazlaşır, oturduğu yerde kendi içine kıvrılır. Bu şeyi çok severim ben benzetmeyi. Yani biz böyle kendimizi kötü hissettiğimizde vücudumuz küçülür, böyle büzülürüz ya böyle işte korku ya da hayal kırıklığı hissettiğimizde vücudumuz küçülür. Aynı şey mesela tesbih böceklerine, tırtıllara da olur. Onlar da korkunca toz toparlak olur, böyle vücutlarını küçültmeye çalışırlar. Bağnazlık da aslında böyle bir zihni üzerine katlanma çabasıdır. Yani zihnin kendini kapatma çabasıdır ki dışarıda tehlike olarak gördüğü o yeni bilgi, yeni edim, yeni deneyim o neyse onun arasında mesafe koyabilsin ya da ondan kaçınabilsin. Bu durum kendi içerisinde ciddi bir azaptır ama buradan çıkana kadar onun azap olduğunu fark etmezsin. Ne zaman ki zihnin açılır, ne zaman ki eski tabirle gönlün, zihnin, aklın inşirah eder, genişler, şerh sözü oradan geliyor, şerh genişletmek demek. Ne zaman ki açılırsın, işte o zaman dersin ki aga neymiş o eski hal. Dolayısıyla bilmemek belli bir düzeyde mutluluktur. Ama bilmek bir yük getirir. Bilmenin sonucunda elde edilen o genişleme hali gerçek mutluluktur. Dolayısıyla aslında her bilme aşaması, bilgiyle her genişleme aşaması önce bir sıkıntı, ardından da bir mutluluk getirir diye zannediyorum. Bu arada bu elektrofizyolojik olarak ölçebildiğimiz ya da psikolojik olarak test edebildiğimiz bir şey değil. Kadim bilgilerimizden ya da bilgeliğimizden anlayabildiğimiz kadarıyla benim yorumumdur. Onu da belirteyim. Ağzınıza sağlık hocam. Aslında bu cevabı olmadığını hatırlatalım. Bu bizim yorumumuz bu noktada. Çünkü zaten bu tartışmaya devam edilebilsin diye bu soru var.
hocam ilginç bir soru geldi. Çok da hoşuma gitti. Toplar nasıl ve neden ve niçin kadın ve erkek olarak ayrılmıştır? Yani biz bir kokunun kadın kokusu olduğunu, bir kokunun erkek kokusu olduğunu nasıl ayırt ediyoruz? Yani bunun mekanizması nedir? Daha düşünmemiştim vallahi bu durumu. Ama birincisi ben ayırt edemiyorum. Onu söyleyeyim. Yani çoğunu ayırt edemediğimi fark ettim. Bir parfümeriye girince mesela. Yani hayatımda bir ya da iki kere, pardon üç kere parfüm almaya girdim. İkisi hediye almak için de bir günde gaza geldim kendime parfüm alayım diye. Sonra sevgilim o parfümün kokusunu hiç sevmeyince bir sürü para ödediğim parfüm heder olmuştu yani. Boşa bir alışveriş olmuştu benim için. Orada mesela gidip ya bu çok güzelmiş diye sulandığım kokuların kadın kokusu olduğunu sonradan öğrendim. Kokuları kadın derler, baharatlı kokular daha çok erkek aynen, derler. Aynen böyle meyvemsi kokular kadını çağrıştırıyor. Bana hep önerdikleri koku odunsu koku oluyor. Ben diyor acaba bana bir şey mi demek istiyorlar yoksa yani öyle bir şey mi falan nedir diye. Sonra odunsu ve baharatlı kokular erkek için daha çok geçiyormuş. Diğerleri kadınlar için hani bir daha ziyade meyvemsi tatları olan. Şimdi notaları var. Ha, bilmem ne notaları var. Kokularda bir de öyle anlatıyorlar. İşte bunda baharatlı notalar, öğleleri falan. Çok seviyorum o arkadaşların anlatışını falan ama bana çok bir şey ifade etmiyor. Bir kere benim gustom da zayıftır. Yani tat ve koku yeteneğim çok yüksek çözünürlükte değildir. Ama koku duyusunun olumlu olumsuz yani iyi kötü koku ayrımının genetik olduğunu biliyoruz. Yani filogenetik bir hafızamız var onunla ilgili. Dolayısıyla mesela aramızda kimse dışkı kokusunu çekici bulmuyor. Çünkü bunun otomatikman bir iğrendirici etkisi var ve bu doğuştan geliyor gibi gözüküyor. Yani bebekler de sevmiyorlar bu tip kokuları. Ama mesela bazı kokuların iyi ya da kötü olduğu öğreniliyor. Mesela kahve kokusu ilk duyduğunuzda ya inerttir ya hoşunuza gitmez ama kahveyi içmeye başladığınızda kahve kokusu size çok çekici gelmeye başlar. Çünkü o koku uyaranıyla o lezzet ve o fayda arasında bir bağlantı kurar beyniniz. Ve bir süre sonra o koku yoluyla aslında o nesneyi istemeye başlar. Bu tip kadın erkek kokuları da yanlış hatırlamıyorsam Vedat Bey'in soyadını hatırlayamadım. Koku kitabında geçiyordu bu. Kültürel bir tarafı var. Yani mesela biraz abes bir tarif olacak ama hani genellikle yenecek ve tatlı şeylerle kadını eşleştirmeyle alakalı bir mesele var burada. Dolayısıyla mesela o tip böyle meyveli falan filan kokularla daha çok kadını ilişkilendirmek. Öbür taraftan da daha bir avcı toplayıcı taraftan böyle daha terli ne bileyim daha doğayla iç içe diyelim odun demeyelim de yani daha böyle doğayla iç içe bir beden kokusu ise galiba daha fazla erkeğe yakıştırıyoruz. Bunların genetik olduğunu zannetmiyorum. Yani bunlar kültürler arasında muhtemelen değişiyor ve yanlış hatırlamıyorsam Vedat Bey'in kitabında da böyle bir ifade vardı. Ama bu soru vesilesiyle benim de aklıma düştü şimdi. Bir de insan malum kendi çözünürlüğüne göre hareket ediyor. Ben doğru düz koku algılayamadığım için muhtemelen zamanda bunu hiç merak etmemişim. Ama sözüm olsun bu sorunun bir şerhini yapmak üzere ben bir literatür bakayım. Yani bu dişil eril kokular, male female odors bakalım nasıl sınıflandırılıyormuş, beyinde nasıl reaksiyon veriyormuş ona bir bakalım. Bu arada birçok meyvenin ve kendi doğal kokusu olan şeyin aynı zamanda feromon içermesi de söz konusu. Yani feromonlarla da bir alakası var ama feromonların normalde kokusu yok. Eğer belli feromonlar belli bilinçli algılanabilir kokularla beraber tabiatta var ise bu durumda o bitkilerle ya da o bitkisel kokularla ya da doğal kokularla belli bir duygusal ilişkiyi de genetik olarak getiriyor olmamız mümkün. Ama bunların hepsi spekülasyon. Burada hiçbir yayınmayın yok arkadaşlar. Tamamen eğitimli sallıyorum. Ona bakacağım daha sonra sözüm olsun.